Evet değerli canlar, bu projenin yapılmasında büyük desteği olan, yapımcılığını üstlenen Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Eşit Başkanı Hüseyin Matı konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Hak ve hakikat aşkıyla burada bulunan cümle canlara, sizlere Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve şahsım adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Öncelikle bundan tam 31 yıl önce yaşamını kaybetmiş olan, katliamda yaşamını kaybetmiş olan canlarımızı bir kez daha saygıyla, hasretle, özlemle anıyoruz. Unutmadığımızı, unutmayacağımızı, unutturmamak adına da ne gerekiyorsa bunu da yapacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Evet, katliamın üzerinden 31 yıl geçti. 31 yıllık sürece dönüp baktığımızda yaptığımız eylemler, protestolar, basın açıklamaları, bütün Alevi kurumlarının yöneticilerin yaptıkları konuşmalar, hepsini topladığınızda, böldüğünüzde, çıkardığınızda sonuç hep aynı geliyor. 31 yıldır biz sürekli tekrarlıyoruz. Sürekli aynı şeyleri söylüyoruz. Katliama dair yeni bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü 31 yıldır katliama dair adaletin işletilmediği, aksine bırakın adaletin işletilmesi, katliamın unutturulması adına devlet elinden gelen her türlü çabayı ortaya koydu. Adalet işletilmediği gibi bir de zaman aşımı kararları çıktı. Bu yetmemiş gibi Cumhurbaşkanı'nın kararnamesiyle bir gecede imzalanan kararnamelerle katiller serbest bırakıldı. Peki biz bu Cumhurbaşkanı'ndan, bu hükümetten bir adalet, bir beklentimiz var mı? Asla yok. Neden yok? Katliam olduğu dönemlerde davalara katılan o katilleri, katliam yapan katilleri koruyan, kollayan, avukatlıklarını yapanlar AKP'nin kurucu üyeleri oldu. AKP'nin milletvekili bakanları oldu. Önemli bürokraside önemli yerlere geldiler. Böyle bir zihniyetten bizim hiçbir beklentimiz yok. Ama bu bizim mücadele etmeyeceğimiz anlamına da gelmiyor. Asla gelmiyor. Biz yıllardır Madımak'ın utanç müzesi olmasını istiyoruz. Devlet orayı utanç müzesi yapacak mı? Yapmayacak. Bunu biliyoruz. Niye yapmayacak biliyor musunuz? Çünkü Madımak utanç müzesi yaparsa Türkiye'nin her bir köşesinde utanç müzesi yapılacak. Çünkü Cumhuriyet tarihinde o kadar çok katliamlarla, soykırımlarla, İnkar politikalarıyla karşı karşıya kaldık ki. Biz ne yaptık? Madımak katliamı hafıza merkezini oluştururken, eğer siz orayı müze yapmıyorsanız bizim de elimizi kolumuzu bağlayıp hadi bunu kabullendik, kaderimizi kabullendik, böyle gidecek mi dedik? Hayır. Onlar orayı utanç müzesi yapmasalar da, ki biz asla o talebimizden geri dönmeyeceğiz, biz de gökyüzüne müzeyi inşa ettik. Bir dokunuşla o müzeyi ziyaret edebilirsiniz. Ne oldu? Başarabildiler mi? Unutturabildiler mi? Unutturabileceğini sananlar başarılı olabileceklerini görebiliyorlar mı şimdi? Çok açık ifade edeyim sevgili arkadaşlar, sevgili canlar. Madımak katliam hafıza merkeziyle bir şey ortaya koydu. Madımak öncesi yaşanan katliamlar Dersim soykırımından başlamak üzere. Yaşanan katliamlar Madımak katliamından sonra yaşanan Suruç, Ankara, Roboski katliamı dahil olmak üzere. Bugüne kadar bu katliamları unutturmak adına elinden gelen çabayı ortaya koyanlar Madımak katliamıyla gördüler ki bunu biz unutturamayacağız. Yani bu projeyle asla bu barbarlık unutulmayacak. Bu zihniyetle er ya da geç mutlaka bir gün hesaplaşacak. İşte bu hesaplaşmanın belgeselidir bu. Evet, şimdi biz bunu söylerken burada bir şeyleri anlatmamız lazım. Bakın burada bir sürü insanız. Ağırlıklı Aleviyiz, can dostlarımız var, Alevi olmayan dostlarımız var. Peki, Cumhuriyet'in kurulmasında üstüne düşen yükümlülüğünü yerine getiren Aleviler, 100 yıllık tarihi tamamlamış Cumhuriyet tarihinde
Pişmiş bir tavuğun başına gelmeyenler bizim başımıza geldi. Acaba neden? Neden? Biz neden Dersim'i yaşadık? Maraş'ı, Çorum'u, Sivas'ı, Gazi'yi niye yaşadık? Biz kimin tavuğuna kış dedik? Biz kime kötü gözle baktık? Kimi zorla gidip Alevi yapmak için çaba gösterdik? Herkesi Alevi yapmak gibi bir çabamız oldu. Neden? Bu soruya hepimizin cevap vermesi lazım. Neden? Bir kişiye bile kötü gözle bakmayın, çünkü inancımızda diyor ki 72 millete aynı nazardan bakacaksın. Dil, din, ırk, renk, cinsiyet ayrımı yapmayacaksın. Zalimin karşısında mazlumun yanında yer alacaksınız. İnancımızın tarifi budur. İşte bizim katliamlara maruz kalmamızın nedeni de tam da bu tanımlamadır. Çünkü nerede haksızlık varsa Aleviler orada oldular. Kürtlere haksızlık varsa Aleviler orada oldu. Sol sosyalist devrimcilere haksızlık olduğunda Aleviler oradaydı. Dağlara, ovalarımıza saldırılar olduğunda Aleviler oradaydı. Çünkü bizim inancımız, bizim hayata bakış açımız böyleydi. Bu vesileden dolayı bizi katledenler, bu gibi katliamlarla bu dünya görüşümüzden bizim geri adım atacağımızı düşünenler varsa aldanıyorlar. Aleviler asla ödün vermeyecekler inançları gereği. Yine bu duruşlarını sonuna kadar sürdürmeye devam edecekler. Şimdi biz 100 yıllık Cumhuriyet tarihini masaya yatırdığımızda, hani 100 yılı tamamladık Cumhuriyet tarihinde. Ama Cumhuriyet tarihinde Cumhuriyet'in kurulmasına bu kadar emek veren, mücadele eden, savaşan, vatandaşlık yükümlülüklerini yerine getiren Aleviler 100 yıllık Cumhuriyet'te ne gördüler? Umduğunu bulabildiler mi? Hayır. Biz bunları söylediğimizde, tartışmaya açtığımızda bizi Cumhuriyet düşmanı, devlet düşmanı gibi bir algılarla bir yerlere konumlandırmaya çalışıyorlar. Sevgili arkadaşlar, anayasa metni sadece devleti korumak için yazılmamıştır. Anayasa aynı zamanda o devletin vatandaşların da hakkını, hukukunu korumak için yazılmıştır. Yani bir vatandaş trafikte hız sınırını aştığında devletin anayasasındaki o cezanın karşılığı neyse çekmek zorundadır. Cezasını ödemek zorundadır. Ama eğer vatandaş da kullandığı araba yolda giderken zarar görmüş olan yolun tamir edilmemesi, önlem alınmamasından dolayı canı ya da malı zarar gördüğünde devlet de vatandaşa karşı sorumludur, hesabını vermek zorundadır. Şimdi gelelim Sivas'a. 8 saat boyunca devletin gözü önünde, askeri, polisi, MİT'i, herkesin gözü önünde 8 saat boyunca bir katliam yaşandı. Devlet sadece seyretti. Belgeseli izlediğinizde çok daha teferruatlı bilgilere sahip olacaksınız. Belki de bugüne kadar Madımak'la ilgili bildiğiniz bilgilerin ya eksik ya yanlış olduğunu göreceksiniz. Şimdi 8 saat boyunca bir katliam yaşanıyor olacak. Devlet buna müdahale etmeyecek. Devletin anayasasında yazılıdır. Devlet vatandaşın canını ve malını korumak zorundadır. Eğer devlet 8 saat boyunca Madımak'taki katliama müdahale edememişse, seyirci kalmışsa, birinci sıradaki sorumlu devletin bizzat kendisidir ve hesap vermek zorundadır. Hesap vermek zorundadır. Bununla mıcı mı? Başka türlüsü olamaz. Vermek zorundadır. Anayasada yazılı bu. O anlamıyla da biz Cumhuriyet tarihiyle de yüzleşeceğiz, yüzleşmek zorundayız. Niye bu ülkenin Kürtleri, solcuları, devrimcileri, Ezidileri, Suryanileri, bu ülkenin vatandaşları eşit yurttaşlık hakkından faydalanmaz ve haksızlıklara maruz kalırlar? Almanya'da da, bakın biz ben Almanya'dan geliyorum. Almanya'da yaşanan işte Nazi katliamını bilirsiniz. Alman devleti ne yaptı, kapattı mı? Halının altına mı süpürdü? Hayır. Willy Brandt gitti, Yahudilerin anıdı önünde diz çöktü, kendi ecdatları için yaptığı o barbarlıktan dolayı özür diledi, halk için, devlet için özür diledi. Alman devleti küçüldü mü? İtibarı mı zedelendi? Prestiji, imajı mı dağıldı? Hayır. Daha da onurlu bir devlet oldu, güçlü bir devlet oldu. Bugün dünyanın 4. büyük ekonomik gücüne sahip olan bir devletten bahsediyoruz. Sevgili arkadaşlar, hiçbir şey insanın canından daha kutsal olamaz. Hele hele bizim inancımızda. Alevi inancında Tanrı'dan da, peygamberlerden de, kutsal kitaplardan da, çizilmiş sınırlardan da, devletlerden de, bayraklardan da
daha kutsal olan tek bir şey vardır. İnsanın yaşam hakkıdır. Biz insanın yaşam hakkını savunuyoruz. İnsanın yaşam hakkını savunmak zorundayız. İşte biz bunun mücadelesini veriyoruz. Madımak katliamı bununla yüzleşmek adına inşa edilmiş olan bir çalışmadır. Ve inanın biz bir gün kazanacağız, hep birlikte kazanacağız. Bu ülkenin mazlumları, dışlanmış olanları, ötekileştirilmiş olanları, Alevisiyle, Kürdüyle, Ezidisiyle, Suriyanisiyle, Türküyle, Sünnisiyle, kim kendini bu sistemin dışında görüyorsa, bu zihniyetin dışında görüyorsa, biz ortak aklı, ortak mücadeleyi bir araya getirip ortak paydada Türkiye'nin demokratikleşmesi için ne gerekiyorsa hep birlikte yapacağız. Ama şunu da herkes bilsin. Mesela biz Avrupa'dan geliyoruz. Bazen diyorlar ki ne işiniz var burada? Sizin tuzunuz kuru. Gidin buradan konuşup gidiyorsunuz. Hayır arkadaşlar. Biz ne kadar oraya taşınsak da, bakın burada aşağı yukarı 800'e yakın insanız. Biz nasıl gurbetçiysek burada oturan hepiniz de gurbetçisiniz. Aramızdaki tek fark biz Edirne'nin dışına gittik, siz burada kaldınız. Burada hiçbiriniz öz ve öz 7 sülaleden İstanbullu değilsiniz. Demek ki hepimiz gurbetçiyiz. Ve herkes şunu bilsin, biz Avrupa'daki gurbetçiler olarak, biz Türkiye'nin tam bağımsız demokratikleşmesi için mücadele veriyoruz. Ve birileri biz oraya gittik, sırtımızı döndük, Türkiye'nin ne hali varsa diye düşünenler varsa yanılıyorlar. Çünkü Anadolu, Mezopotamya toprakları bizim topraklarımız. Burada ecdatlarımızın mezarları var. Burada türbelerimiz, ocaklarımız var, ziyaretlerimiz var. Bizim burada tarihimiz, geçmişimiz var. Biz bu toprakları asla kafatasçı ırkçılara, faşistlere ve siyasal İslamcı olan şeriatçı ve gerici unsurlara, çocuk tecavüzcülerine asla teslim etmeyeceğiz, asla terk etmeyeceğiz arkadaşlar. Asla. Bugün bir gazetede yine bir manşet verilmiştim. Hani bildiğimiz o ırkçı, faşist, hani devlet babadır, devleti koruma refleksiyle hareket eden bir belli bir unsur var. Gazetenin isminiyle köşe yazarının ismini vermeyeceğim. Bir adamın reklamını yapmayalım. Köşe yazısında yine bizleri eleştiriyorlar. Ama ilginç bir noktaya değiniyorlar. Bugüne kadar o kafatasçı, faşist, işte devleti koruyan güç olduğunu söyleyenler Sivas ya da Sivas gibi katliamlara asla katliam demiyorlardı. Sadece olay diyorlardı. Basite indirgeyerek. Sıradan bir olaymış, müfredit bir olaymış gibi anlatıyorlardı. Ama bugünkü köşe yazısında bizi eleştirmişler, yine yazmış, çizmişler. Ama ilk defa gördüm, onlar da dediğimiz noktaya geldi. Sivas bir olay değildir, Sivas bir katliamdır. Onlara da bunu yazdırdık. Onlar da yazmak zorunda kaldılar. İşte o yüzden de arkadaşlar, 2 Temmuz'da Sivas'ta olacağız, 3 Temmuz'da Çorum'da olacağız. Roboski geldiğinde sokağa çıkacağız. Gar katliamı olduğunda anacağız. Asla unutmayacağız. Ama sadece ammalarla bir araya da gelmeyeceğiz. Sadece ammalarla bir araya gelen bir toplum geleceğini inşa edemez. Geleceğimizi inşa etmek istiyorsak, geleceğe doğru projelerle, tarihi doğru anlatacak, kendi tarihimizi kendimizin yazacağı projelerle ancak karşı durabiliriz ve inşa edebiliriz geleceğimizi. O açıdan ben inanıyorum ki Madımak Katliamı Hafıza Merkezi'nin 5 projesinin aynen bundan önce yaşanmış Dersin soykırımı başta olmak üzere Koçgiri, daha sonrası bütün katliamların, soykırımların adına da yapılacak çalışmalara da örnek teşkil edecek, emsal teşkil edecek bir özellikte, bir noktada duruyor. Ve ben inanıyorum ki onları da hayata geçireceğiz. Hep birlikte dayanışmayla o projeleri de hayata geçireceğiz. Ve unutturmak isteyenlere, o üst aklına, Türk İslam Sentezi, resmi ideolojinin ezberini hep birlikte bozmaya devam edeceğiz. Hep birlikte bozacağız. Bir kez daha, fazla zamanınızı almayacağım. Çünkü belgesel filmi de var. Onu da izleyeceksiniz. İzlediğinizde dediğim gibi çok önemli bilgilere sahip olacaksınız. Ben bu projenin başlamasından sonuna kadar Türkiye'deki Alevi kurumlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü bunu sadece Avrupa Alevi Hareketi yapmamıştır. Bu proje Türkiye'deki Alevi kurumlarımızla birlikte koordineli olarak yapmıştır. Bugün
Daha doğrusu bugün eğer İstanbul'dayız, yarın Erdemit'e gidiyoruz. Ardından Antalya var, Diyarbakır var, Dersim var. Öncesinde İzmir'deydik, Adana'daydık, Ankara'daydık. Her yerde yayınlıyoruz. Bugün Avrupa'da 50'ye yakın cemevinde gösterim olacak. 2 Temmuz'da 40'a yakın Avrupa'da sinemalarda belgeseli göstereceğiz. Ve unutturmayacağımızı bir kez daha dünyaya ilan etmiş olacağız. Bu vesileyle de bu projenin hayata geçmesinde lokmalarıyla destek veren, bu projenin hayata geçmesinde ailelerimizin göstermiş olduğu üstün dayanışma, bu projenin hayata geçmesinde özellikle de tanıkların, şahitlerin, olayı yaşayanların sunmuş olduğu katkı. Bugün buradayız İstanbul komitemize, Alevi komitemize. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ve son olarak da şunu söyleyeyim. Bu projeyle bir kez daha bir şey ortaya koyduk. Kim artık hangi tarihi kendi adına yazmaya kalkarsa kalksın, artık hiçbir anlamı olmamıştır. Bundan sonra Aleviler, dünün Alevileri olmadığını, artık Alevilerin örgütlendiğini, artık hiç kimsenin Alevilerin tarihini yazamayacağını, alın yazımızı yazamayacağını, bundan sonra tarihimizde biz yazacağız, alın yazımızı da kaderimizi de mücadelemizle biz belirleyeceğiz, biz ortaya koyacağız arkadaşlar. Bu duygularla bir kez daha hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.